Merhaba. Ben Marmaris Yücel Hem Hastanesi'nden kardiyoloji uzmanı doçent doktor Suat Altınmakas. Sizlere bugün COVID enfeksiyonu esnasında kalp ve damar hastalıkları, kalbin ne kadar etkilendiği, kalp hastalıklarında COVID enfeksiyonunun nelere neden olabildiği ile ilgili kısa bilgi vereceğim. Ayrıca çok sık sorulan BioNTech aşısı ile ilgili kafalardaki sorulara yanıt vermeye çalışacağım. COVID enfeksiyonu akciğerlerden sonra en sık tutulum yaptığı nokta kalp ve damar sistemi. Buraları tutarak sıklıkla kalp dokusunda yani miyokartta iltihabi olaya, akut kalp krizlerine, kalp krizi öncesi durumlara, damarlarda pıhtılaşmaya neden olabilecek bir hastalık. Ve akciğerle beraber kalbin tutulması, diğer organların da buna eşlik etmesiyle beraber ölümü çok daha sık getiriyor. Dolayısıyla COVID enfeksiyonunu önlemeye çalışmak, yani olmaktan kurtulmak, aşı yaptırmak çok daha önemli. Kalple ilgili tutulum bahsettiğim gibi akciğer olaylarından sonra en sık görülüyor ve ölüm oranlarını ciddi anlamda artırıyor. Aşıların koruyuculuğu ise burada özellikle bu messenger RNA dediğimiz mRNA aşılarının koruyuculuğu oldukça yüksek gözüküyor. Fakat halkımızın arasında ve dünyada da aşı karşıtlığı ve bununla ilgili çok ciddi insanların kafasında soru işaretleri var. Özellikle BioNTech aşısından sonra basına da yansıyan miyokardit gibi olayların görülmesi, yani kalp kası ve kalp zarında iltihabın olması insanların aşı yaptırmasından çekinmesine neden oluyor. Ancak bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Miyokardit ve perikardit yaklaşık 140-150 milyon hastada, 134 hastada görülmüş bir şey. Dolayısıyla yaklaşık 1 milyonda 1 gibi bir oranda görünüyor. Bu olasılığa baktığımızda COVID enfeksiyonuyla karşılaşabileceğimiz yüksek ölüm riskine göre çok daha düşük bir risk. Bundan dolayı biz mutlaka aşınızı yaptırmanızı, çok çekiniyorsanız daha önce Sinovac aşısı olduysa koruyuculuğu düşük olmasına rağmen 3. dozun Sinovac'la yapılmasını, ama böyle bir endişemiz yoksa BioNTech ile ilgili bahsettiğimiz durumlardan dolayı da rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyorum. Normal Sinovac'la başladıysak 3. doz olarak BioNTech'le bir kez aşılanmak ciddi anlamda antikorlarımızın yükselmesine neden olacaktır ve bize ciddi koruma sağlayacaktır. Teşekkür ederim.